Ya şimdi bakalım, Temel Karamollaoğlu, arkadan Cemil Çiçek, şimdi Şamil Tayyar. 50 artı 1'i gündeme getiriyorlar ve hepsi şu ya da bu biçimde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'la ilişkililer. Aynı partideler ya da görüştüler. İşte son zamanlarda, günlerde. Ya burada bir yardım çağrısı var gibi geliyor bana. Bunu herhalde Türk siyaseti görüyor. Şimdi öte yandan Türk siyaseti, bakın, bu sistemde mahsur kalmış durumda. Hatta rehin gibi görünüyor. Çünkü sorunlar çözülemiyor, bir yere varılamıyor, bir allak bullak durum. Bir de bu ya tuzağa düşme durumu, kandırılma işleri falan nedir ya, kaçıncı oldu? Çok kandırılmak seçmen usandırır. Geçelim başka, aynı konunun başka bir tarafına. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dedi ki ittifakımızda çatlak patlak olmaz. Hükümetin ortağısın. Ortağı değilim diyorsun ama koşulsuz ortağısın. Şunu herkes bilmelidir ki hükümet değilsek de, hükümete bakan vermemiş olsak da, Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız. Anca beraberiz, kanca beraber olacağız. İşinize gelince iktidar ortağı olup da işler kötüye gitmeye başladığında ya biz zaten muhalefettik diye bu işin içinden sıyrılamazsınız. Küçük müçük fark etmez. Siz bu iktidarın ortağısınız. MHP lideri Bahçeli bir hafta önce grup toplantısında kurmuştu o cümleleri. Bir hafta sonra tartışması hız kesmeden devam etti. İttifak ortağıyız ama üstlendiğimiz sorumluluk muhalefet çıkışına, muhalefetin tepkisi dinmedi. Bugün diyor ya, efendim EYT'liler çözülmeli, 3600 çözülmeli, asgari ücret yükseltilmeli. Sen onu benim külahıma anlat. Saraya anlatabiliyor musun? Anlatamıyorsun. Aynısıyla dedim ki, Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir. Bu kanaatimin neresi yanlıştır? Neresinde Cumhur İttifakı'na soğuk veya mesafeli bakış hakimdir? Sadece salı günü bir konuşma, 3600 ek gösterge çıkmalı. 22'nin sonunu attı Erdoğan. Çıkarmayacağım diyor. EYT'lilerin sorunu, birisi diyor çözeceğim, öbürü diyor çözmeyeceğim. Nasıl bakıyorsun sen bunu? Efendim asgari ücret artsın. Artsın. Elinden tutan mı var? Hükümetin ortağısın. Kılıçdaroğlu EYT, 3600 gösterge, asgari ücret gibi sıcak gündem başlıkları üzerinden hodri meydan dedi Bahçeli'ye. MHP lideri Cumhur İttifakı'na bağlılık cümleleriyle savunmaya geçti. Günahına da sevabına da ortağız dedi bu kez. Ya siz bir siyasi partinin genel başkanısınız değil mi? Kendinizi değil de AK Parti'nin genel başkanını adayımızdır diye açıkladıktan sonra nasıl dönüp de bizim işlevimiz ve sorumluluğumuz muhalefettir diye biliyorsunuz, ben anlamıyorum bunu. Milliyetçi Hareket Partisi fırsatçılık yapmaz. Yangından mal kaçırmaz. Biz siyaseti mertçe yaparız. Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Yan yollara kaçma hazırlığı var. İktidarın bütün nimetlerinden faydalanalım. Ama böyle krizmiş, şuymuş, buymuş bunlardan bahsedince ya biz zaten muhalefettik diyelim. Kaçamazsınız. Siz bu ittifakın da, krizleri çıkaran bu iktidarın da ortağısınız. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil, muhabbet vardır, güven vardır, gerisi lafzı güzeldir. Bir hafta boyunca tartışılan sözlerine açıklık getirdi Bahçeli. En sert eleştirilerin hedefi olurken günahına da sevabına da ortağız sözleriyle ittifakın iktidar sorumluluğunu da üstlenmiş olduk.